Evet. Sayın Güçlüer, sizle devam edelim. İşte Sayın Karakuş'un değindiği noktadan Sayın Çiftçi'nin de bıraktığı aslında tüm konuklarımızın değerlendirmesi. Eğer olursa daha sonra ben bu konuda eklemek yeniden... için tamam. Evet. Geleceğim Sayın Çiftçi. Buyurun. Ama bir Sayın Güçlüer'le bir devam edelim. Sayın Güçlüer, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nedir buradaki tüm yaşananlar? Nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl bakarsınız? Yani tabii şöyle bir durum var. Önce Avrupa'dan biraz bahsedelim. Fransa ile girdik konuya çünkü. Baktığımızda aslında biliyorsunuz 16 yıllık Almanya'daki Merkel dönemiyle şu anki Olaf Scholz dönemi arasında bir fark olduğunu bu geçen kısa sürede anladık. Neydi bu fark? Daha önceden Merkel'in Amerika Birleşik Devletleri ile olan nispeten daha mesafeli ilişkisi yerine daha fazla Amerika ile birlikte hareket eden bir Almanya gördük. Hatırlarsanız işte yaklaşık gayri safi yurt içi hasılasının %2'sine tekabül eden yaklaşık 65 milyar dolarlık savunma bütçesini ki NATO'ya taahhüt ettiği bütçedir bu. Bunun üstünde bir fon kurarak 100 milyar dolara çıkardı. Yine işte Amerika ile daha önceden mesafeli olan özellikle savunma sanayi işbirliğini Amerika'dan savaş uçakları vesaire almak suretiyle daha fazla geliştirmeye çalıştı. Aynı şekilde şimdi Fransa'ya, hani Almanya üzerinden gelecek olursak, ben Macron'un da Almanyalaştığını düşünüyorum. Yani Scholzlaştırıldığını düşünüyorum. Şimdi burada bakarsanız, bakınız, bu seçimin aslında temel kilit parametresi seçmen sayısıdır. Yani 48 milyon küsür seçmen var Fransa'da. Bunun ancak %28'i sandığa gidiyor. Şimdi yani %28'lik bir oy, evet, bir hükümet oluşturur. Ama %28'lik bir oy saha dinamiklerini hükümetin istediğinin aksine de çevirir. Şimdi böyle bir parametre var efendim. Aynı parametre Almanya'da da var. Şimdi bu gerçek... O zaman Sayın Çiftçi'nin dediği noktada doğru, sokak ayaklanmaları Avrupa'da göreceğiz diyorsunuz. Yani şimdi işte neden, evet, ben de hani demin Sayın Çiftçi konuşurken yani araya girdim. Macron'un ikinci dönemi birinci döneminden daha zor olacak dedim. O sandığa gitmeyen, evet, Fransızlar şimdi çok daha farklı bir noktaya getirebilir ülkeyi o zaman. Değil mi? Sokak ayaklanmaları. Bu potansiyel var. Yani bakarsanız aslında Fransız iç siyasetinin çok uzun süredir dizayn edildiğini görüyorsunuz. Aynısını ben Almanya'da da bunun işaretlerinin olduğunu düşünüyorum. Şimdi Avrupa nedir diye baktığımızda, oradan da şu resme geleceğim. Avrupa aslında 3 bölümden oluşur efendim. Birincisi İngiltere. İkincisi, yani bu Kuzey Avrupa dediğimiz o ada ülkesi. Anglo-Sakson kültürüdür. Aslında Avrupa'nın da kendi içinde kültürel hayatlarının olduğunu da burada ifade edelim. Anglo-Sakson kültürü aynı zamanda Amerika'yı da kuran kültürdür. Yani öyle de bir bağlantılar var. İkincisi kıta Avrupası dediğimiz Avrupa. Bu da 2 bölümden oluşur. Birincisi Fransa'dır. İkincisi de geri kalanlardır. Yani Almanya merkezli Avrupa dediğimiz 2 bölümden oluşur. Evet, çok çeşitli ülkeler vardır, Hollanda vesaire, ama Belçika falan, ama neticede bunlar Almanya merkezli ülkeler olarak kabul edilir. Zaten bakarsanız Fransa hariç diğer Avrupa'daki ülkelerin dil olsun, inanç olsun, kültürel yaşamlar birbirine çok yakındır. Çok yakın. Evet. Şimdi dolayısıyla burada şimdi o zaman Avrupa'nın yeniden dizayn edildiğine şahit oluyoruz. Bu biraz da İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla başlamadı mı tüm bu süreç? Evet. Böyle demek de doğru mudur? Avrupa'dan ayrılması bir önemli adımdır Avrupa için. Daha doğrusu Avrupa Birliği'nden ayrışması önemli bir adımdır. Ama asıl burada ayrışmayan ya da ayrışmamış gibi görünen diğer kıta Avrupası içerisinde oluşan Avrupa Birliği'nin dizayn edilmesi aslında söz konusu. Nedir bu da diye baktığımızda, artık Avrupa Birliği özellikle var olan ve ilave olarak yaratılmış olan Rus korkusu üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne, yani NATO'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne daha yakın bir hale getirildi. Sayın Güçlüer, şöyle devam edelim mi? Şimdi Rus-Çin işbirliği günden güne işte gelen açıklamalarla daha da derinleşirken Amerika Birleşik Devletleri'nden de çok sert açıklamalar geliyor. Eğer bu işbirliği derinleşirse bizim de cevabımız çok sert olur. Ne gibi bir sertlikten söz ediyor Amerika Birleşik Devletleri? Ne yapabilir ki? Ne yapacak ya da yani? Savaşı, 3. Dünya Savaşı'nı mı başlatacak aslında? Soru bu. Evet. Şimdi aslında baktığımızda şu anki şu 5 lider aslında hani 2. Dünya Savaşı'nın kazananları. Ve bu 2. Dünya Savaşı'nın kazananları üzerinden bir küresel siyasal sistem oluşturuldu ve dünya hemen iki kutuplu bir dünya düzenine dönüştürüldü. İşte buradan da şunu anlıyoruz. Aslında kazananlar kendi içlerinde de bir mücadele içerisindeler. Bu iki kutuplu dünya düzeni şeklinde ilk başta tezahür etti. Ancak özellikle Rusların, daha doğrusu şöyle söyleyelim, Rusların 79'da Afganistan'ı işgal etmesi ve bu nedenle de güç kaybetmesi 9 yıl süren savaşta, yani 88 yılında Ruslar oradan çekildiğinde sadece Rusya zayıflamadı. Sovyetler çöktü. Dikkat ederseniz 2 yıl sonra 90 yılında Sovyetler çöktü. Çünkü merkezi güç o kadar zayıfladı ki artık kendi etrafındaki diğer ülkeleri kontrol edemez hale geldi. Şimdi bu bir süreçti. Şimdi maalesef baktığımızda aynı tabloyu da yine Ukrayna üzerinden görüyoruz. Şimdi Ukrayna-Rusya ilişkilerini aslında Rusya-Avrupa ve Amerika ilişkileri üzerinden okumak lazım. Oradaki Zelenski ve diğer aktörler aslında birer aktör durumunda. Yani Batı'nın ve Amerika'nın özellikle yönetimindeki aktörler olarak görmek herhalde daha çok da yanlış olmaz. Elbette kendi inisiyatifleri de var. Yani oradaki Zelenski yönetiminin tamamen inisiyatifsiz olduğunu söylemiyorum ama ağırlıklı olarak da burada küresel sistemin temel aktörlerine, temel güçlerine bağlı olduğunda altını çizmek isterim. Bakınız bu noktada hem Almanya'da hem de Fransa'da çok önemli değişiklikler oldu. Başlangıçta hatırlarsanız işte 5000 tane çelik başlık, bir tane Sahra Hastanesi gönderen Almanya, işte geçtiğimiz hafta Olaf Scholz'un açıklaması var. Her türlü desteği vereceğiz. Şimdi bunun altını doldurun. Yani her türlü desteği vereceğiz ne demek, değil mi? Ne demek? Yani çok şey demek. Yani şu an Rusya'nın insan gücüyle Batı'nın ve Amerika'nın teknolojisi ve askeri aklı savaşıyor yani baktığınızda. Ve işte bakarsanız yine başlangıçta kuşatma şeklinde bütün Ukrayna'yı işgal etme amaçlı o işgal planının şimdi Donbas bölgesine adeta operatifleştirildiğini, daha gerilediğini görüyoruz. Peki burada bakalım başarılı olabilecek mi? O da bir soru işareti. Çünkü Rusya başarılı olabilecek mi? Evet, çünkü derin kuşatmayı yapamadı, bakın ikinci kez de. Derin kuşatmayı yapamadığınız müddetçe ana savunma birlikleriyle lojistiği, Batı'nın lojistiğini kesemezsiniz. Bunu Ukrayna'nın 24 Şubat'ta da başaramadı, şu anda da başaramadı. Denedi. Harkov üzerinden bir derin kuşatma iki tümenle girmeye çalıştı. Bu noktada Rusya'yı daha agresif görür müyüz Putin'i ya da? Yani şimdi artık ben çok da hani agresif de olsa Rusya'nın kullanabileceği artık nükleer silah. Yani eğer kullanırsak. Agresiften kastımız bu mu? Yani şu olur, hani şehir savaşları şeklinde tabii ki çok yıkıcı oluyor zaten. Hani daha agresifi ne olacak? Toplu katliamlar oluyor. Yani bunlar sonradan ortaya çıkarılıyor. Yine baktığınız zaman şehirler, Mariupol falan özellikle yani yerle bir edilmiş. Hani 2. Dünya Harbi'nin şeylerini görüyoruz şu an. Hani daha agresifi ne olur? Daha agresifi artık nükleer silah olur. Hani zaten çok ciddi bir agresiflik içerisinde olduğunu Rusların da görmek lazım. Dolayısıyla hani baktığımızda şimdi Rusya için adeta ikinci bir Afganistanlaştırılma vakasıyla Rusya'nın karşı karşıya olduğunu ben düşünüyorum. Yani burada Rusya'nın bakın planları revize etmesi zaten. Normalde Rusya'nın şu an en azından Dinyeper hattına kadar bütün bölgeyi ele geçirmiş. İleri harekat içinde hazırlık yapıyor olması en azından hani normal o askeri mantıkta yığdığı askeri güçler bağlamında düşündüğümüzde askeri kuvvet bağlamında böyle olmasını öngörürdük. Ama bunun olmadığını görünce tabii demek ki ortada başka bir şeyler var. Ne var? Burada Rusya'nın özellikle hani bölgede kan kaybedip, güç kaybedip, zayıflayıp sonuçta iki şey amaçlanıyor. Bir, Rusya'nın Çin'le olan işbirliğini ya da ortaklığında taviz vermek zorunda kalması. İkincisi de özellikle Rusya'daki iç siyasal dengeleri, yani Putin'in hedef alındığını, iç siyasal dengelerini değiştirilerek Batı ve Amerika ile daha yakın, Çin'e karşı özellikle daha yakın çalışabilecek bir yönetimin amaçlanmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Şimdi bakın bu bir bilgi verdik şimdi. Peki bu ne zaman yazıldı diye baktığımızda aslında bunun akademik literatürde ilk 1944 yılında yazıldığını görüyoruz. Nikolay Spikman diye bir adam. Rimland teori diye bahsettiği bir teorisi var. Diyor ki önce diyor NATO üzerinden Avrupa kontrol altına alınmalı. Daha sonra Orta Doğu, sonra İran, Rusya üzerinden Çin kuşatılmalıdır diyor. Hörtland denen yeri ele geçirebilmeniz için bunu diyor yapmazlar. Hörtland dediğiniz şey de ağırlıklı olarak Çin ve Rusya'nın yer aldığı bir alan. Dolayısıyla şimdi burada küresel sistemi, yani içi aslında anarşik olan, yani karakteri anarşik olan şu anki mevcut küresel sistemi analiz ederken iki boyutlu ele almak gerekir. Birincisi, bir kere küresel sistem anarşik olduğu için stabil gitmez efendim. Yani dengeler oluşsa da, küresel sistemde oturmuş dengeler olsa da, bakarsanız çeşitli savaşlar vesaire, yani iki kutuplu dünya düzeninde de dünyada bir sürü savaşlar oldu. O hem iki kutuplu sistem hem de Birleşmiş Milletler ve işte diğer küresel organizasyonlar bu savaşları önlemeye yetmedi. Yetmez de. Çünkü zaten savaşların olmasını istenen bir tabii arka planda istenen. Çünkü bunlardan besleniyor. Bakarsanız yani Avrupa ve Amerika'da özellikle bu emperyal aklın parası insandan daha kıymetli olduğunda bugüne kadar yaşamış bütün tecrübelerle de görüyoruz yani. Dolayısıyla bir kere kendi içinde anarşiktir. Asla çatışmaların olmasına, dünyada geniş kapsamlı barış ve huzurun olmasına müsaade edilmez. Ama burada yaşadıklarımız şimdi bundan çok farklı. Şu an çünkü küresel sistemin fay hatları hareketlenmiş durumda. Bakın son bir yıla bakalım. Azerbaycan, Kazakistan, Afganistan, işte size Ukrayna. Yani bu kadar dar bir zamanda, bu kadar çok, özellikle Avrasya'nın kalbinde, işte Avrupa, Kafkasya ve Orta Doğu bağlamında bu kadar çok hareketlenme nihayetinde aslında Çin'in hedef alındığını bize gösteriyor. Yani Çin öyle hemen durdurulabilecek, efendime söyleyeyim, bir güç değil. Yani bunun için bir adım adım bir plan, bir strateji izleniyor. Bunun şu anki gördüğümüz kadarıyla, hani bir makro bakacak olursak, Avrupa'nın önce yine dizayn edilmesi. O yüzden dedim yani şuslaştırılan Macron ve daha fazla Amerika'nın kontrolüne giren bir Avrupa. Şimdi baktığımızda bunu zaten Joe Biden seçim konuşmalarında söyledi. Yani şöyle söyledi. Onun tabii herhalde iyi anlaşıldığı o laf. Dedi ki biz müttefiklerimizle bunu yapacağız. Yani yapmazlarsa yaptıracağız demektir. Bu kadar basit. İşte Ukrayna'da gördük. Bakınız 24 Şubat'ta Batı'yı, Kiev'in batısını Rusların kesmesine izin vermediler. Neden izin vermediler? Ve anlık istihbaratla hangi uçakların paraşütle hangi alanlara indirme yapacakları, hangi Rus helikopterlerinin hangi hava alanlarına uçar birlik yapacaklarının anlık istihbaratını verdiler. Ve bakarsanız en büyük zayiatları da aslında Rusların 24 Şubat sabaha karşı olan indirme harekatında çoğu asker tek mermi atamadan etkisiz hale getirildi Ukrayna ordusu tarafından, Rus askerleri. Şimdi dolayısıyla burada demek ki artık daha büyük bir mücadeleye adım adım gidiyoruz. O yüzden ben şunu ifade etmek istiyorum. Ukrayna'daki kırılma ya da son bir yıl içerisinde o saydığım kırılmalar, ki dünyanın başka yerlerinde de benzer hadiseler oldu. Çok olduğu için burada saymıyorum. Evet. Kırılmalar aslında küresel sistemdeki daha büyük kırılmaların ayak sesleri efendim. Yani artık burada Türkiye'nin konumunu da değerlendirmek gerekiyor mu Sayın Güçlüer? Sayın Ağar da ilk turda aslında Türkiye'nin jeopolitik konumunu çok iyi kullanması gerekiyor. Tabii bazı dezavantajlar var ama çok büyük avantajları da var.